Sevgili seyircilerimiz, herkese merhabalar. Ülke olarak 31 Mart'ta sandık başına gidiyoruz. Yerel yöneticilerimizi belirleyeceğiz. Bölgemizden bahsedecek olursak, Kartal ilçesinde de hareketlilik başladı. Seçim atmosferini gidildi. Bizler seçim atmosferini en doğru şekilde sizlere aktarmaya çalışacağız. Öncelik olarak yerelde mahalle muhtarlarımızla röportajlarımız oldu. Mahalleyi onlarla konuştuk. Her mahallenin kendi muhtarıyla, kendi mahallesinde oluşan sorunları onlarla ele aldık. Şimdi ise mikrofonlarımızı mahalle sakinlerine uzattık. Onlara yerel yöneticilerden beklentilerini, hali hazırdaki yerel yöneticilerden hizmet alıp almadıklarını, mahalleleriyle ilgili sorun ve sıkıntılarını sorduk. Bizler sustuk, onlar konuştu. 3 mahalleyi ele aldık. Röportajlarımız bu anlamda devam ediyor. Ara ara da vatandaşlarımızın sorun ve sıkıntılarını sizlerle paylaşacağız, sizlere aktaracağız ve gazeteci arkadaşım Murat Karaca ile de birlikte yorumlayacağız. Mikrofona konuşmayan vatandaşlarımızın söyledikleri var. Onları da bu şekilde sizlere aktarmış olacağız. Röportajlarımıza Kartal Orhantepe Mahallesi ile startımızı verdik. Orhantepe Mahalle sakinlerinin sıkıntısı temizlik anlamında. Prestij Caddesi olarak bildiğimiz Orhantepe Çınar Caddesi'ndeydik. Çınar Caddesi'nde vatandaşlarla röportajlar yaptık. Belediye başkanımız mahallemizin çocuğu. Hepimiz onu zaten tanıyoruz. Bizim içimizden birisi dediler. Fakat hizmet noktasında ise bazı sıkıntıların olduğunu bildirdiler. Ben hemen sözü vereyim. Arkadaşım. Merhaba. Söylediklerime katılıyor musun? Aynı andayız çünkü evet, vatandaşlarla. Biraz da senden dinleyelim. Tabii ki. 3 mahalle de röportajlar gerçekleştirdik. İlk olarak Orhantepe'den başladık. Senin de dediğin gibi. Orhantepe Mahallesi seçim sonuçlarına baktığın zaman AK Parti ağırlıklı seçmene sahip bir mahalle. Orada da tabii ki belediye ile ilgili eksik olan şeyleri mahalle halkı dile getirdi. Çınar Caddesi'ne yaptık röportajımızı. İşte o mahallenin en işlek caddesi, evet. Çarşısı bir nevi. Orada da oranın daha güzel hale gelmesini istiyorlar. Daha hani halk arasında bilinen tabiriyle prestij caddesine dönüşmesini istiyorlar. Esnafların istediği bu. Trafiğe kapalıydı orası, eskiden araba geçmiyordu. Şu an geçiyor. O arabaların oradan yeniden trafiğe kapanmasını istiyorlar. Oradan araba geçmesin. Çünkü yoğun bir insan trafiği var orada. Sıkıntı yaşanıyor. Artı bazı kaldırımlarda olsun, yolda olsun taşlar, parke taşları döşedi orası, biliyorsunuz. Onların da aksaklıklar olduğunu söylediler. Arka mahalleler, arka sokaklarda, yani caddenin arka sokaklarında asfaltlanmaların eksik olduğunu söylediler. Artı bir de temizlik konusunda biraz şikayet ettiler, yanlış hatırlamıyorsam. Evet, Orhantepe Mahallesi'nde öyleydi ama genel itibariyle dediğimiz gibi. Genel itibariyle Gökhan Başkan'ı seviyor insanlar orada. Partisine bakmadan şahsi olarak seviyorlar. Onu anladık. Daha sonrasında ise Kartal'ın en büyük mahallelerinden biri olan Hürriyet Mahallesi, Abdi İpekçi Caddesi'nde röportajlarımıza devam ettik. Kentsel dönüşüme açık bir mahalle, büyük de bir mahalle. Orada da yine yol çalışmaları, yol bakımı, asfalt konusunda şikayetler olduğunu gördük. Sosyal tesis anlamında belediyenin bir sosyal tesisi var. Çok memnun olduklarını gördük. Orada çok kalabalık bir şekilde aileleriyle birlikte mahalle sakinleri vakit geçiriyordu. Hürriyet Mahallesi'nde bir değerlendirelim. Tabii ki. Hürriyet Mahallesi Kartal'ın bildiğim kadarıyla en büyük nüfusa, en çok nüfusa sahip olan en büyük mahallesi. Yaklaşık 70-80 bin nüfusu var. Oranın da işte Abdi İpekçi Caddesi'nde yaptık röportajımızı. Çünkü en işlek caddesi orası, tabiri caizse çarşısı. O caddede bir yol çalışması oldu biliyorsunuz. Yapılmış. Belediye tamam, iyi niyetli olarak oraya bir düzenleme yapmış. Ama sanırım herhalde bir mühendislik hatası da olmuş yol yapılırken. Onu da buradan söyleyelim. Kaldırımlar geniş tutulmuş, araç park edilmesi sağlı solu diye. Yol daraltılmış, daralan yolu ortasından bir trotuar geçirerek daha da daraltmışlar. Artı bir de o trotuar yüksek yapılmış. Yaşlı ve kadın sakinler, orada yaşayan bayan sakinler
şikayetçi bu konuda, üzerine atlayamıyoruz diyorlar. Geçemiyorlar. Evet. Artı yoğun bir şekilde otopark sorunu var. Biz de gördük zaten arabalar, arabayı yani oraya arabayla işin düşse, yani o mahallede oturmasanız bile işin düşse arabanızı park edip de işinizi görecek bir yer bulamıyorsunuz. Kartal Belediyesi'ne ait olan binanın altında çok güzel bir kafe yapmışlar. Gerçekten harika bir kafe. Gezegen kafe. Kartal bölgesinde en işlevli olan bir sosyal tesis olmuş bence. Bence de çok güzel olmuş. Halk da bundan çok memnun. Uğurmuncu Mahallesi'ndeydik biliyorsun. Evet, Uğurmuncu Mahallesi. Değinelim mi biraz? Oradan da bahsedelim. Değinelim. Orası da Kartalımızın güzel mahallelerinden, nezih mahallelerinden. Nezih bir semt aslında. Evet. Tamam, diğer mahallelerdeki bir mahalle kültürü, sokak kültürü yok. Şu daha çok sitelerin hakim olduğu bölge olduğu için daha bir resmi yaşam var orada. Tabii, evet. Ama temizdi sokaklar, farkındaysan. Vatandaşlar da temiz dedi yani. Temizdi, yani, temizlik derli topluydu. Hani sanki böyle bir abartmış gibi olmuyor. Hani böyle bir Avrupa kentini andıran bir görünüm var sanki, değil mi? Uğurmuncu'da. Evet. Sessizlik hakim, güzel böyle bir keşmekeş yok. Ama oranın da halkının da işte şikayetçi olduğu bir yön var. Hemen dibinde Uğurmuncu Mahallesi biliyorsun. Aydos Ormanları var. Birinci kapı, ikinci kapı diye gidiyor. Çevre ilçelerden de sadece Kartal demeyelim. Haksızlık etmiş oluruz. İstanbul'un birçok ilçesinden sokak hayvanları, yani başıboş hayvanları getirip ormana bırakıyor. Bırakıyorlar. Onlar da, hayvanlar da acıkınca ne yapıyor? Şehir merkezine iniyor. Bu da halk arasında tedirginlik oluşturuyor. Diğer sorun da, o da çok önemli bir sorun o mahalle için. 11'den sonra vatandaş İstanbul'un hiçbir yerinden oraya, yani direkt Uğurmuncu'ya gelemiyor. Kartal Köprüsü'ne kadar geliyor. Ondan sonra evine, taksiye binerek bir hat varmış aslında. Kolaylaştırıcı bir hat varmış. O da yetkililer tarafından kaldırılmış. Tabii neden kaldırılmış bunu bilemiyoruz ama o hattın kaldırılması inanılmaz mahalle sakinlerini üzmüş. Evet. Evet. Ona değindiler. Belediyecilik anlamında yapabileceklerini yapıyorlar dediler farkındaysan. Hani evet. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin ağırlıklı seçmeni olan bir mahallelik mantığıyla bakmıyorum da olaya. Yani normal vatandaş olarak. Tabii genel olarak. Ama yeni adaylara da açığız dediler. Şöyle aslında evet, Kartal Belediyesi'nin, ilçe belediyesinin aslında kültürel ve sanatsal faaliyetlerini beğendiklerini söylediler. Özellikle kültür merkezlerinde yapılan çocuklar için tiyatrolar, işte çeşitli etkinlikler var biliyorsunuz. O anlamda memnun olduklarını söylediler. Mahalle sakinleri, halk aslında sokağının, çevresinin temiz olmasını istiyor. Birinci gördüğü şey o. Belediyenin içerisindeki işleyişi ya da herhangi bir sıkıntı ve sorundan aslında hiç de umurlarında değil. Ama diyorlar ki belediyenin görevi sokaklarımızı, çevremizi temiz tutmaları. Dediğim gibi sokak hayvanlarıyla ilgili de belediye zaten elinden geleni yapıyor. Biz de şahit oluyoruz. Her mahalleye, her parka su kablarından tutun, mamalarından tutun, hepsini eksiksiz yapıyorlar. Fakat hepsine yetişmek mümkün değil. Uğurmuncu Mahalle sakinleri de aralarında yardımlaşarak beraber mama ve su ihtiyaçlarını giderdiklerini söylüyorlar. Tedirgin olan vatandaşlar da var bu anlamda. Uğurmuncu Mahallesi'nde aslında genel itibariyle pek fazla bir sitem ve şikayet duymadık gibi. Evet, neredeyse. Diğer bayağı mahallelere da bakacağız efendim. Bayağı da bir insanla da konuştuk yani. Evet. Hizmet noktasında bu şekilde, ama bir de yerel yöneticilerden beklentilerini sorduk vatandaşın. Yalnız şöyle bir şey vardı orada Nuray Hanım. Hani bu üç mahallenin hepsini dikkate alırsak. Tamam, mahallelerin işte çöptür, temizliktir, yoldur, otoparktır sorunları var. Bunlar tamamıyla bitmez hiçbir zaman evet. için. Hep bir şeyler eksik kalacak. Bunu da yerel yöneticiler duydukça ve ellerinden geldiğince yapacaklar. Onda bir şey demiyorum. Ha şu iyi yapar, bu iyi yapar da demiyorum. Ama yalnız mahallelilerin, yani mahallede yaşayan insanların, Gökhan Başkan da dahil olmak üzere, yani Gökhan Yüksel Başkanımız da dahil olmak üzere, başkan yardımcıları da dahil olmak üzere ve meclis üyeleri de dahil olmak üzere pek halkın içinde göremiyoruz. Dediler. Ha tamam, herkesin kendine göre bir makamında, odasında, işte başında bulduğu birimde günlük rutin işleri vardır. Ama 30 günü değil de, işte ne bileyim ben, ayda birkaç sefer insanlar hepsi değişik mahallelere gidip halkla birebir görseler, insanlar dokunsa,
karşısında görse, söylese, meclis üyelerinden de böyle bir beklentileri var. Buradan meclis üyelerimize de hepsi birbirinden değerli. Bunu da söyleyelim. Her mahallenin meclis üyesi yani var çünkü. 4-5 ay kaldı. AK Parti olsun, İYİ Parti olsun, işte MHP, CHP olsun fark etmiyor. Yani insanlar parti olarak işte CHP'nekiler gelmiyor da evet. AK Partililer ki geliyor demedi. Ama içlerinde görmek istiyorlar. Şimdilerle ilgili düşünceleri ise biz adaya bakacağız. Adayın yapacağı çalışmalara, projelerine, hali hazırdaki adayın yani mevcut adayın ise yaptığı çalışmalara, hizmetlerine bakacağız dediler. Parti biz burada gözetmiyoruz. Yani genel seçim gibi olmayacak bu. Yerel seçim çok farklı işleyecek. Bunu biz vatandaşın gözlerinden gördük ifadesinden. Tamamen aday bazlı bakacaklar. Son cümlelerini alalım. Toparlayalım istersen. Şöyle dediğim gibi biz çalışmalarımıza devam edeceğiz. 20 mahalleyi tamamlayacağız. Oradaki vatandaşın eksiğini, fazlasını, memnuniyetini, şikayetini iletebildiğimiz kadar yetkililere ileteceğiz. Gerisi artık onlara kalmış. Biz gazeteci olarak yapmamız gerekeni yapacağız. Her şey Kartal için güzel olsun. Ülkemiz için güzel olsun. Daha güzel bir Kartal'da yaşayalım. Bir de Kartal'a öyle güzel şeyler yapılsın ki işte ne bileyim büyük kültür merkezleri, sinema salonları, işte ne bileyim farklı şeyler. İnsanlar desin ki hadi Kartal'a gidelim bak şu varmış. Ben bunu istiyorum. Evet efendim. Biz gazeteciler olarak bölgemiz olan Kartal ilçesini konuşmaya devam edeceğiz. Kaptan TV olarak bizlere destek olmak isterseniz eğer YouTube kanalımıza abone olmanızı diliyoruz. Yine yorumlarımızla gazeteci arkadaşımla birlikte sizlerin karşısında olacağız. Şimdilik hoşça kalın. Hoşça kalın.